Polimerlerin yapı taşlarına hidrolize edilmesi sindirim olayında görülen bir olaydır. Hücrenin yapısal bileşenlerinin sentezlenmesi, fotosentez veya dehidrasyon şeklinde ifade edebiliriz. Organik bileşiklerdeki kimyasal bağ enerjisinin kullanılabilir enerji formuna dönüştürülmesi solunumdur. Organik maddelerin inorganik bileşenlere parçalanması solunumdur. İnorganik maddelerden organik bileşenlerin sentezlenmesi fotosentezdir. Şimdi iki ifademiz de solunumu ifade ediyor. Ama solunumun temel amacı organik bileşiklerdeki kimyasal bağ enerjisinin kullanılabilir enerji haline getirilmesidir. Cevap C. Glikozun pürüvik aside dönüşmesi etil alkol fermentasyonunda, laktik asit fermentasyonunda ve oksijenli solunumda ortaktır. Pürüvik asitin asetil-CoA'ya dönüşmesi sadece oksijenli solunumda görülürken etil alkol ve laktik asit fermentasyonlarında görülmez. Substrat düzeyinde fosforilasyon glikolizde görülen bir olaydır. Glikolizde aynı zamanda tüm solunum çeşitlerinde ortaktır. Karbondioksit, ATP ve ısı oluşumunun gerçekleşmesi hem etil alkolde hem oksijenli solunumda ortaktır. Laktik asit fermentasyonunda görülmez. Natların hidrojen alarak indirgenmesi yine glikolizde de rastladığımız bir olaydır. Glikoliz tüm solunumlarda ortak olduğu için tüm solunum tiplerinde görülür. Pürüvik asitin asetil-CoA'ya dönüşmesi sadece oksijenli solunumda görülür. Hücrenin oksijenli solunum yaptığını kanıtlar. Cevap B. Oksijenli solunum, glikoliz, Krebs ve ETS reaksiyonlarından oluşur. Glikoliz reaksiyonları sitoplazmada gerçekleşir. Krebs ve ETS ise mitokondride gerçekleşir. Buna göre ökaryotik hücrelerde sitoplazmada başlar, mitokondride tamamlanır diyebiliriz. Substrat düzeyinde ve oksidatif fosforilasyonla ATP sentezlenir diyebiliriz. Glikoliz ve Krebs de substrat düzeyinde fosforilasyonla, ETS'de de elektron taşıma sistemiyle ATP sentezi görülür. Organik besin karbondioksit ve suya kadar parçalanır söyleyebiliriz. Fermentasyona göre enerji verimi yüksektir. Oksijenli solunumda 32 ATP, oksijensiz solunumda ise 2 ATP net kazanç vardır. Bu yüzden enerji verimi daha yüksektir. Oksijenli solunumun oksijene besin monomerlerini yakmak için ihtiyaç duyulur ifadesi yanlıştır. Oksijen son elektron alıcı olarak görev yapar ve sonuçta elektron aldıktan sonra oksijen suyun oluşumunu sağlar. Bu yüzden bu ifade yanlıştır. Cevap E. Oksijenli solunumda glikolizde üretilen ATP mitokondriye geçmez. Glikolizde NADH artı H artılar indirgenmiş olur. Mitokondriye geçerek ETS reaksiyonlarında tekrar yükseltgenir. O yüzden NADH artı H artının geçişi gözlenir. Pürüvik asit glikolizde sentezlenir. Daha sonra mitokondriye geçerek asetil-CoA'ya, oradan da karbondioksite kadar parçalanır. Bu yüzden 2 ve 3 nolu moleküller mitokondriye geçerken yalnız 1 nolu molekül mitokondriye geçmez. Cevap A. 6 karbonlu glikoz önce aktifleştirilir. Fruktoz difosfat molekülü haline gelir. 2 ATP harcanır. Daha sonra fruktoz difosfat 3 karbonlu pürüvik asite, pürüvik asit daha sonra 2 karbonlu asetil CoA'ya, o da Krebs döngüsüne katılır. Buna göre fruktoz difosfat ile başlayacak olursak 32 ATP normalde üretiyorduk. 34 ATP üretiyorduk. 2 tanesini başlangıçta harcadığımız için net kazancımız 32 ATP oluyordu. Ama fruktoz difosfatla başlarsak kazanılan 34 ATP doğrudan kazanç olarak ne yapılabilir? Kullanılabilir. Çünkü aktifleştirmek için 2 ATP'yi harcamamıza gerek kalmayacak. Ama glikozla başlarsak glikozu aktifleştirmek için 2 ATP harcarız. Toplamda 34 ATP üretiliyordu. 2 tanesini harcadığımız için 32 ATP'lik kazanç olur. Asetil-CoA ile başlayacak olursak, asetil-CoA ile başladığımızda burada 3 tane NAD, 1 tane FAT molekülü var, bir de substrat seviyesinde ATP sentezi var. Her NAD'dan 3 ATP, her FAT'tan 2 ATP sentezlendiğini düşünürsek 9
artı 2, bir tane de ATP olarak geldiğinden 12 ATP, 2 tane asetil CoA olduğu için 24 tane ATP üretilir. Pürvik asitle başlayacak olursak bir nat molekülünü daha ne yapmamız lazım? Eklememiz lazım. Her nat 3 ATP olduğundan dolayı normalde 12 ATP 2 karbonlu asetil CoA'dan oluşmuştu. 3 ATP'de aradaki Krebs'e hazırlık evresinden geldi. 15 ATP. 15 çarpı 2'den 15 çarpı 2'den 30 ATP pürvik asitten oluşur. Buna göre oluşan ATP miktarlarını sıraladığımızda 1, 2, 4, 3 şeklinde olmalıdır. Cevap A. Mitokondri zar yüzeyleri arasındaki proton derişimi farkı ile ATP sentezini sağlar. Krista üzerinde bu reaksiyonlar gerçekleşir. Krista üzerinde ETS enzimleri vardır. ETS enzimleri bunlar NADH-Q reduktaz, ubiquinon, sitokrom, oksidasitokrom reduktaz, sitokrom C, sitokrom oksidaz şeklinde ETS elemanları vardır. Ayrıca ATP üretimini sağlayan ATP sentaz enzimi bulunur. Buna göre elektron taşıyan moleküllerin hepsi protein yapılıdır. Ubiquinon protein yapılıdır ama diğerleri koenzim yani vitamin yapılıdır. Bunu söyleyemeyiz. Protonların zarlar arası boşluğa pompalanmasıyla ETS molekülleri etkili olur. Burası mitokondrinin matriksi. Matrikste üretilen matriksteki NAD'ın getirdiği hidrojenler zarlar arası boşluğa, burası da dış zar, zarlar arası boşluğa pompalanır söyleyebiliriz. ETS'de oksidatif fosforilasyonla ATP sentezi yapılır. ETS'de elektron hareketleriyle ATP sentezi yapılır söyleyebiliriz. ETS'de ATP sentaz enzimi aktifliği gözlenir. ATP sentaz üzerinden ATP sentezi gerçekleşir söyleyebiliriz. Elektron taşıyan moleküllerin hepsi protein yapılıdır ifadesi yanlıştır. Cevap B. Pürvik asitten asetaldehitin oluşması sadece etil alkol fermentasyonunda görülen bir olaydır. Pürvik asitten asetil CoA'nın oluşması oksijenli solunumda görülen bir olaydır. FAD'ın indirgenmesi yani FAD'ın hidrojen alarak FADH2 haline gelmesi sadece oksijenli solunumda görülen bir olaydır. Glikozun pürvik asite dönüştürülmesi hem oksijenli solunumda hem etil alkol fermentasyonunda hem de laktik asit fermentasyonunda ortak olarak görülen glikoliz evresidir. NAD'ın hidrojen alarak indirgenmesi glikolizde gerçekleştiğinden dolayı oksijenli solunumda da etil alkol fermentasyonunda da laktik asit fermentasyonunda da ortak olarak görülür. Bu yüzden 4 ve 5 nolu olaylar solunumun çeşidinin belirlenmesinde kullanılamaz. Cevap D. Oksijenli solunum glikoz artı oksijen eşittir karbondioksit artı H2O artı ATP artı ısı şeklinde ifade edebiliriz. Reaksiyona girenler azalırken reaksiyondan çıkanlar artar. Buna göre oksijen miktarı azalırken karbondioksit miktarı artmalı. Buna göre oksijenli solunumda kullanılan oksijen ile açığa çıkan karbondioksit arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilebilir? Kullanılan oksijen dediği için kullanılan oksijen miktarı artar, ortamdaki oksijen miktarı azalır. Bu yüzden cevap A. Deney tüpüne oksijenli solunum yapan bakteri ve glikoz eklenmiş. O zaman deneyimiz glikoz artı oksijen eşittir karbondioksit artı H2O tepkimesini gerçekleştirmektedir. Buna göre sıcaklığı 0 santigrat dereceden 60 santigrat dereceye kadar kademeli olarak ısıtmış. Buna göre cam balondaki karbondioksit miktarı önce artar ama enzimler denatüre olduktan sonra yeni karbondioksitler eklenmediği için karbondioksit miktarı sabit kalır. Ortamdaki glikoz önce kullanılır, daha sonra enzimler denatüre olduğu için
Başka o glikoz kullanılmaz. O yüzden glikoz miktarı sabitlenir. Ortamdaki açığa çıkan su miktarı önce artar ama enzimlerden ötürü olduğu için kalan su miktarı, yeni su miktarı eklenmez. Bu yüzden 1, 2 ve 3 nolu grafikleri çizebiliriz. Cevap E. Mitokondrinin iç zar kıvrımlarına krista denir. Kristada ETS enzimleri bulunur. Mitokondrinin sıvı kısmına matris denir. Matriste Krebs döngüsü reaksiyonları gerçekleşir. Buna göre ETS enzimleri kristada yer alır söyleyebiliriz. Krebs döngüsü matriste gerçekleşir söyleyebiliriz. Matriste substrat düzeyinde fosforilasyon gerçekleşir söyleyebiliriz. Çünkü Krebs döngüsünde substrat düzeyinde fosforilasyonla iki tane ATP sentezlenir. Oksijenli solunumda suyun açığa çıkması dış zarda gerçekleşir. Oksijenli solunumda suyun oluşması ETS reaksiyonlarında gerçekleşir. ETS reaksiyonları da kristada gerçekleşir. O yüzden suyun açığa çıkması dış zarda değil, krista üzerinde yani iç zarda gerçekleşir. Bu ifade yanlıştır. Matristeki protonlar ETS molekülleri aracılığıyla iç ve dış zar arasındaki boşluğa pompalanır söyleyebiliriz. Buna göre cevap D. X kabına oksijenli solunum yapan bakteri ve glikoz çözeltisi eklenmiş. Demek ki tepkimemiz glikoz artı oksijen eşittir karbondioksit artı su şeklinde ifade edebiliriz. Reaksiyonda oluşan karbondioksit cam boru yardımıyla kireç suyuna, T musluğu açıldığında kireç suyuna geçer ve kireç suyunun bulanmasına sebep olacaktır. Buna göre M musluğu tekrar açılmazsa X kabındaki bakteriler bir süre sonra ölür. Buradaki bakteriler oksijenli solunum yaptığı için oksijene ihtiyaç var. M musluğu açılırsa oksijen girer. M musluğu kapanırsa, açılmazsa X kabına oksijen giremeyeceği için bakteriler ölür söyleyebiliriz. T musluğu kapalı tutulursa cam borudaki cıva iki yönünde hareket edebilir. T musluğu kapalı tutulursa buradan oluşan karbondioksit civayı sıkıştıracağından dolayı iki nolu yöne doğru civanın hareket etmesine sebep olur. T musluğu açılırsa Y kabındaki kireç suyunda bulanma gözlenebilir. T musluğu açıldığında karbondioksit buraya geçer. Karbondioksit kireç suyunu bulandırır söyleyebiliriz. M ve T musluğu birlikte açılırsa X kabındaki gaz basıncı düşer. M musluğu açılırsa içeriye oksijen girer. Oksijeni X bakterisi kullanır. Aynı zamanda karbondioksit oluşturur. Alınan ve verilen gaz birbirine eşit olduğundan dolayı gaz basıncı değişmez. Gaz basıncı düşer demiş. Yanlıştır. Buna göre 1, 2 ve 3 nolu ifadeleri kullanabiliriz. Cevap E.